Edeceğim çünkü Norsiyem risk analisti Ali Berk Erel var karşımızda. Merhabalar. Merhabalar. Sizinle biraz piyasalara bakalım. Özellikle biz petrol tarafını çok konuşuyoruz. Orada Musul'daki gerginlik sonrasında epeyce yükseliş var ama doğalgaz tarafı da son derece kritik. Özellikle Rusya, Çin, Amerika üçgeni içerisinde piyasada son durum, genel görünüm nasıl? Evet, şimdi ekonomideki iyileşmelere rağmen doğalgazdaki stokların talepleri karşılayamayacağı endişesi var. Bundan dolayı da şimdi baktığımız zaman taleplerdeki sıkıntı, örneğin mesela kömürdeki taleplerin hepsinin doğalgaza kaymasını gösteriyor. Çevre kirliliğinden dolayı bir doğalgaza kayma var. Bunu en iyi Çin'de görüyoruz. Çin ve Rusya'nın yaptığı büyük anlaşmalardan. Onun yanı sıra ABD tarafında da çevreyi koruma yasalarında yenilemeler olduğu için hep bir doğalgaza kayma var. Doğalgazın yanı sıra bir de sıvılaştırılmış doğalgaz talebi de çok arttı. Avustralya, Kanada ve Amerika gibi ülkeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi 4.60 seviyelerinde ilerliyordu ama biraz düşüş yaşadı. Ama biz bu taleplerin karşılanamaması durumunda 4.80'lere kadar fiyatların çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte sterlin tarafında da önemli gelişmeler var. Bugün itibariyle İngiltere'den gelen makro veriler ışığında oradaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında sterlin 1.68 seviyelerinde seyrediyordu fakat yeterli potansiyeli bulamadı ve dün açıklanan imalat sanayi verisi de beklentiler dahilindeydi. Biraz düşüş yaşadı, yani 1.67-40'lara kadar geriledi. Bugün işsizlik verisi beklentiden iyi geldi. 6.7 bekleniyordu ama 6.6 geldi. Bu sayede biraz yukarı yönlü atak yaptı ama yine 1.68 seviyesini göremedi. Şimdi İngiltere baktığımız zaman ekonomik açıdan iyi durumda fakat tek sorunu konut. Yani konuttaki arzın talepleri karşılayamaması ve İngiltere'nin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte alacağı yeni vergi sistemleri var. Mesela boş mülklerin vergilendirilmesi, İngiltere vatandaşı olmayan kişilerin ayrıca vergilendirilmesi gibi. Yani bu konuttaki arzı arttırma amaçlı işlemler yapacak. Yani baktığımız zaman şimdi 1.67-1.68 arasında seyrine devam ediyor ama biz bu aralıkta devam edeceğini bekliyoruz. Çok kısacık pariteyle ilgili beklentinizi de almak isterim. Orada yön aşağıda olmaya devam edecek mi? 1.35'in altı öngörülüyor mu? Evet, aslında dün de konuştuğumuz gibi yani euro dolarda dolar lehine bir durum var. Yani yönü aşağı doğru gitti. Şimdi baktığımız zaman Amerika'da yarın açıklanacak olan perakende satışların çok iyi gelmesi bekleniyor. Yani bunun bir dolar lehine hareketi var. Onun yanı sıra tabii Avrupa'da hala soru işaretleri var. Yani bu negatif faiz konusunda bir anlaşmazlıklar var. Yani negatif faiz daha önce baktığımız zaman geçmiş yıllarda farklı ülkelerde uygulandı. Örneğin İsveç, Danimarka gibi ama hep amaç kuru korumaktı. Yani ekonomiyi canlandırmak değil. Şimdi Euro bölgesinde bu negatif faiz kararı hala sorgulanıyor. Özellikle de Almanya bu durumdan memnun değil. Çünkü o tasarruf sahiplerinin zarar görmesini istemiyor. Dolayısıyla baktığımızda şimdi 35-40 ve 35 arasında biz paritenin seyretmesini bekliyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Ali Berk Erel bu değerlendirmeler için. Merve